Herkese merhabalar arkadaşlar. Sahnenin hocası Hilmi Hoca ilk videosuna başlıyor. İlk konumuz temel kavramlar sevgili arkadaşlar. Temel kavramları 3 videoda işliyoruz. Temel kavramlar 1, 2 ve 3. Birinci de sayı kümeleri üzerinde çalışacağız. İkinci videomuzda pozitif negatif sayılar, tek çift sayılar çalışacağız. Üçüncü videomuzda da sevgili arkadaşlar ardışık sayılar ve örüntülü sayı gruplarını çalışacağız. Temel kavramlar TYT'de mutlaka soru gelen bir kısım. Özellikle bu 4 işlem kısmından, pozitif negatif sayı işlemleri kısmından bir tane mutlaka soru geliyor. Tek çift sayı kısmından da TYT başladığından beri, 2018'den beri hiçbir zaman sekmedi. Her sene bir tane mutlaka soru geldi arkadaşlar. O nedenle temel kavramları konusu hem kendi için önemli bir konu hem de matematiğin diğer konularında altyapı olduğu için son derece dikkatli dinlememiz gereken bir konu arkadaşlar. Sahnenin hocası ilk videosuna başlıyor. Temel kavramlar 1 başlıyor. Sevgili arkadaşlar, tam sayılarda 4 işlemle başlıyoruz. 4 işlemle ilgili işte pozitif negatif sayıların toplamı, farkı, çarpımı, bölümüyle ilgili işlem konusunda ciddi sorunlarınız varsa normal TYT soru bankalarına başlamadan önce bir kitap tavsiye edeceğim arkadaşlar size. Muhtemelen duymuşsunuzdur da Antrenmanlarla Matematik. Bu kitap serisini hızlı bir şekilde çözerseniz işlemleriniz gelişir. Gerek tam sayılarda gerek rasyonel sayılarda 4 işlem konusunda altyapı sıkıntınız varsa çözmenizi tavsiye ederim. Tabi ayrıca şöyle de söyleyeyim. Yani ben burada konuları anlattıkça sizler de soru bankalarından soru çözdükçe kolay testten zora doğru gittikleri için orada da eliniz yavaş yavaş alışacak. Çok da problem değil, söylemek istediğim bu. Tam sayılarda 4 işlemle başlayalım. Arkadaşlar, toplamı da 2 tane pozitif sayının toplamı pozitiftir. Burada örneğimizde gördüğünüz gibi. 2 tane negatif sayının toplamı da negatiftir. Eksi 8 ile eksi 3 toplanırken önce bunlar pozitifmiş gibi topluyorsunuz. 8 ile 3'ü 11. Başına eksi atıyorsunuz. Peki biri pozitif diğer negatif sayılar toplanırken ne yapıyoruz? Burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, işaretine bakmaksızın büyükten küçük çıkarıyoruz. İşaretine bakmaksızın. 8'den 3'ü çıkarıyoruz. 5. Peki işaretine ne koyuyoruz? Büyük olanın işareti neyse onu koyuyoruz. Yani eksi 5 olmuş oluyor. Üçüncü kısmımızda da bu sayıların çarpımı ve bölümüyle ilgili, pozitif negatif sayıların. Değerli arkadaşlar, aynı işaretteki sayının çarpımı veya bölümü pozitiftir. Zıt işaretli, ters işaretteki sayının çarpımı veya bölümü negatiftir. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Çarpmada özellikle artı ile artının çarpımı, eksi ile eksinin çarpımı, artı ile eksinin çarpımı, bölme de aynı şekilde arkadaşlar. Dost düşman gibi düşünebiliriz. Artıyı dost, eksiyi düşman gibi düşünelim. Bakın, dostumun dostu dostumdur. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır ya da düşmanımın dostu düşmanımdır gibi eksi artı aklınızda kalabilir. Ya da hocam böyle şeylere gerek yok diyorsanız da aynı işaretlerin çarpımı ya da bölümü pozitif, zıt işaretlerin çarpımı ya da bölümü negatiftir sevgili arkadaşlar. Toplamayı da yukarıda söylemiş olduk. Bir sonraki sayfamıza geçelim. İşlem önceliği kısmında bahsetmiş olalım. Arkadaşlar, işlemlerde önce parantezin işlerini yapıyorsunuz. Sonra üst işlemi varsa üst yapıyorsunuz. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma beraberse burada çarpma veya bölmeyi yapıyorsunuz. Sonra toplama veya çıkarma yapıyorsunuz. Çarpma ile bölme yan yana gelmişse zaten genelde parantezle ayrılır onlar. Parantez içinde önce yaptıktan sonra zaten sorununuz kalmaz. Burada görmüş olduğunuz değerli arkadaşlar, 4 işlemi, tam sayılarda 4 işlemi nasıl yapacağımızla ilgili bilgiler vermiş olduk. Şimdi esas temel kavramlar dediğimiz kısma geliyoruz. Biraz önce anlattığımız ilkokul, ortaokulda görmüş olduğunuz bilgilerin tam sayılarda işlemleri nasıl yapacağınızla ilgili ön bilgileri vermiş olduk. Şimdi rakam, sayı ve sayı kümeleri üzerinde temel kavramlar üzerinde duralım. Arkadaşlar, rakam dediğimiz olay, matematikte sayıları ifade etmek için kullandığımız sembollerdir. Bakın, semboller. Şimdi 23 sayısı, 2023 tayfa olduğunuz için söylüyorum. 23 sayısı bir sembol değildir. İki tane farklı sembolün bir yan yana yazılmasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi sayın arkadaşlar, 0'dan 9'a kadar olan bu görmüş olduğunuz semboller birer rakamdır. İşte bu rakamlar yan yana gelerek neler oluşturuyorlar? Sayıları oluşturuyorlar. O zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Her rakam bir sayıdır.
Fakat her sayı bir rakam değildir sevgili arkadaşlar. Peki kaç tane rakam vardır deyince genelde bazı arkadaşın aklına 9 geliyor. 0'dan 9'a kadar olduğu için toplam 10 tane rakam vardır onluk sistemimizde sevgili arkadaşlar. Bakınız bunlar rakamların bir araya gelerek oluşturduğu bazı sayıları görüyorsunuz. 8 aynı zamanda bir sayıdır. 12 mesela 1 ile 2 sayıdır. Eksi 5 sayıdır. 3 bölü 4 sayıdır. Karekök 2 sayıdır demiş olalım. Arkadaşlar sayı kümelerimize başlıyoruz. Birinci sayı kümemiz doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesi gördüğünüz gibi sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden 0, 1, 2, 3 nokta nokta sonsuza giden sayılara biz doğal sayılar kümesi diyoruz. Peki n artı ile gösterilen küme ne diyoruz biz? Pozitif doğal sayılar diye de söyleyebiliriz. Sayma sayılar kümesi de diye söyleyebiliriz. Bakın biz sayarken kaçta başlıyoruz? 0, 1, 2 diye saymıyoruz değil mi arkadaşlar? 1'den başlıyoruz sayarken. Dolayısıyla sayma sayıları 1'den sonsuza kadar gider n artı ile gösterilir. Tam sayılar kümemize gelelim. Z ile gösteriliyor. Tam sayılar kümemizde 0'dan başlayıp sonsuza kadar gittiği gibi eksi sonsuza kadar da gidiyor. Dolayısıyla 0'ın sağındaki kümeye biz pozitif tam sayılar kümesi, solundaki kümeye de negatif tam sayılar kümesi diyoruz. Peki 0 pozitif midir, negatif midir? 0 ne negatiftir ne pozitiftir sevgili arkadaşlar. Dördüncü kümemiz rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar kümesi de kesirle gösterilen iki tane tam sayının kesirli olarak yazıldığı kümelerdir. Bakın A da tam sayıdır, B de tam sayıdır. Bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. B 0'dan farklı olması gerekiyor. Yani 5 bölü 0 rasyoneldir diyemeyiz. Çünkü 5 bölü 0 tanımsızdır sevgili arkadaşlar. 5'i 0'a bölemeyiz. 5'te 0 kaç kere var dediğimiz zaman böyle beynimiz bir yanıyor değil mi? İşte 5'i 0'a böldüğümüz zaman biz buna ne diyoruz? Tanımsız diyoruz. Peki hocam 0 bölü 5 nedir? 0 bölü 5 de 0'dır. 0 yukarıda olduğu zaman sonuç 0'dır. Çünkü 0'da 5 kaç kere var? 0 kere var diyebiliriz. Ama 5'te 0 kaç kere var dediğimiz zaman orada bir şey ifade etmiyor. Payda da olduğu zaman tanımsız. Yukarıda olduğu zaman 0 olmuş oluyor. Bunu sakın unutmayın değerli arkadaşlar. Peki burada gördüğümüz gibi mesela eksi 8 bir rasyonel sayı mıdır? Hocam eksi 8 kesirli değil ki siz kesirli sayıları rasyonel sayı dediniz. Eksi 8 rasyonel sayıdır. Çünkü eksi 8 eksi 800 bölü 1 diye yazılır. 2 sayısı 2 bölü 1 diye yazılır. Dolayısıyla bütün tam sayılar aynı zamanda nedir sevgili arkadaşlar? Rasyonel sayıdır. Peki irrasyonel sayı nedir? Rasyonel olarak ifade edilemeyen sayılara da biz irrasyonel sayılar diyoruz. Mesela kökten dışarı çıkamayan sayılar, karekök 2, küp kök 5 gibi, pi sayısı gibi bunlar birer irrasyonel sayılardır. İrrasyonel sayılar rasyonel olarak ifade edilemiyor ya da virgülden sonrası sonsuza kadar düzensiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz pi sayısı 3,14 diyoruz ama virgülden sonra düzensiz bir şekilde bayağı bir gidiyor. Hatta sonu hala bulunamadı. Matematikçiler onunla ilgileniyorlar. Bayağı bir basamağa kadar geldiler. Fakat düzensiz bir şekilde gittiği için hala bir irrasyonel sayı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da şunu anlıyoruz. Rasyonel sayılar, irrasyonel sayıların birleşimi de bize reel sayılar kümesini vermiş oluyor. Şöyle bir yorum da yapabiliriz. Pozitif doğal sayılar yani sayma sayıları alt kümedir doğal sayıların, doğal sayı alt kümedir tam sayıların, tam sayılar alt kümedir rasyonel sayıların, rasyonel sayılar alt kümedir reel sayıların diyebiliriz. Yani her sayma sayısı bir doğal sayıdır, her doğal sayı bir tam sayıdır, her tam sayı bir rasyonel sayıdır, her rasyonel sayı da bir reel sayıdır sevgili arkadaşlar. 4 işlemle ilgili bir ilk örneğimizi verelim. Bakınız A sayısını bulurken parantez var. Önce parantez içerisini hallediyoruz. Eksi 6 artı 4 diyor. Yani eksi ile artının toplamı 1 eksi 1 artı olduğu zaman ne yapıyorduk? Büyükten küçük çıkarıyorduk. 6'dan 4'ü çıkarıyoruz. 2. 6'nın işareti yani büyük olun işareti eksi olduğu için burası eksi 2 olmuş oluyor. Şimdi A sayısı bizim için ne olmuş oldu sevgili arkadaşlar? Eksi 2 bölü 2 olmuş oldu. Eksinin artıya bölümü de eksi olduğu için 2 bölü 2 de 1 olduğu için cevap eksi 1 olmuş oluyor. B sayısına gelelim sevgili arkadaşlar. B sayısında da şurada bir çarpma işlemi var. Burada çıkarma işlemi var. Çıkarma ile çarpma yan yana geldiği zaman önce hangisini yapıyoruz? Çarpmayı yapıyoruz. Yani biz 4 ile eksi 1'i çarpacağız önce. 4 ile eksi 1'i çarptığımız zaman 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 yapıyor. Bakın bu eksi sorunun eksisi. Yani şu eksi başka bir eksi gördüğünüz gibi. 4 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 4 yaptı. Şimdi 12 eksi eksi 4 oldu. Eksi ile eksi yan yana geldiği zaman da bunlar artı yapar. 12 artı 4'ten cevap 16 olmuş olur.
bana A-B'yi soruyor. Sevgili arkadaşlar, -1-16'yı sormuş oluyor. İki tane eksi yanlarına geldi bu sefer. Topluyoruz, bakın çarpmıyoruz. Eksi sayılar toplanırken işaret yokmuş gibi toplanıp başına eksi konuyor. Yani 1 artı 16, 17 başına eksi koyduğumuz zaman da eksi 17 olmuş oluyor cevabımız. Şimdi arkadaşlar bir yorum sorusuyla karşınızdayız. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu konunun içeriklerini hazırlarken Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'ndan faydalandık. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar x ile y sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılardır diyor. Şimdi bu tip sorularda giriş cümlesi çok önemli. Doğal sayı diyor. Yani negatif olamaz. Sıfır bir doğal sayıdır. Unutmayın. Birbirinden farklı diyor. Yani her şeyin altını komple çizmeyin. Neler önemliyse onları çizin ve aklınızın bir tarafını yazın. Ve sıfırdan farklı diyor. Sıfırdan ve birbirinden farklı olacak ve doğal sayı olacak. Normalde doğal sayılar sıfır var biliyorsunuz. Sıfır aynı zamanda tam sayıdır, rakamdır, doğal sayıdır. Ama pozitif doğal sayı değildir. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda toplam 12 çarpımı en fazla kaçtır, en az kaçtır sorularında birbirine en yakın ve en uzak sayıları değer olarak veriyoruz. Toplamdan 12 veren en uzak sayılar nedir? Normalde 12'ye 0'dır. Fakat 0'dan farklı dediği için biz 11'e 1 alacağız. Ama dikkat edin, 0'dan farklı demeseydi, birbirinden farklı doğal sayılardır deseydi bu sefer 12'ye 0 alırdık. 0'ı sakın unutmayın. Bunların çarpımı da 11 olmuş oluyor. En uzak kullanmış olduk. Şimdi en yakına bakalım. Toplamdan 12 veren en yakın iki sayı nedir? 6'ya 6'dır. Fakat birbirinden farklı dediği için 6'ya 6'yı veremeyiz. 5'e 7 veririz. 5 kere 7 35. En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır demek? 35 11'den kaç fazla demektir? Cevabımız da bu durumda 24 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bu sefer çarpımları verilmiş bakın. Çarpımları 36 olan birbirinden farklı A ve B doğal sayılar için A artı B toplamı en çok 37, en az 12 gibi şeyler söylüyor. Hemen değerlerimizi verelim. Çarpım 36'yı veren yine birbirine en uzak ve en yakın değerler vereceğiz. Fakat ne demiş? Birbirinden farklı ve doğal sayı demiş. O zaman en uzağa verelim. Çarpım 36 veren en uzak ne var arkadaşlar? 36'ya 1 var. Bunların toplamı 37 olur. Peki çarpım 36'yı veren en yakın ne var? 6'ya 6 var. Ama birbirinden farklı dediği için bir sonrakini alacağız. Nedir onlar? 4'e 9. 4'te 9'un toplamı da 13 olmuş oluyor. Dolayısıyla mesela bakın birinci öncül doğru. Toplamı en çok 37 diyor. İkinci öncül yanlış çünkü toplamı en az 12 değil 13'tür. O 6'ya 6'yı düşünerek hata yapanın için orada bir çakallık yapılmış. Aman dikkat. A-B farkı en az 5'tir diyor. Farkın en az olması demek ne demek arkadaşlar? A en az olacak, B en çok olacak. Peki A en az, B en çok ne olabilir? A en az 1 olur. B en çok 36 olur. Dolayısıyla A ile B'nin farkı en az -35 olmuş olur. Dolayısıyla bu da yanlış. Yani cevap yalnız 1. Bu fark konusunda bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İki sayının farkının mesela A-B'nin en çok olması için A mümkün olduğu kadar büyük, B mümkün olduğu kadar küçük olması lazım ki fark büyük olsun. A-B'nin en az olması için de A mümkün olduğu kadar küçük, B mümkün olduğu kadar büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla burada yalnız 1 doğru olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. M, N ve K negatif tam sayılardır diyor. Aman dikkat bakın negatif demiş. Negatif demeseydi, tam sayılar deseydi sadece de kafamızın bir köşesinde negatifler olabilirmiş diyecektik. M çarpı N 24, M çarpı K 40 olduğuna göre toplamı en çok kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar böyle ikili durumlarda benden size bir tavsiye. Mini bir tablo oluşturalım. Ortak harf M olduğu için M'den başlayalım. M kaç olabilir? M çarpı N 24, M çarpı K 40 dediği için hem 24 hem de 40'ı bölen bir sayı olması lazım M sayısı. Hem 24 hem 40'ı bölen sayılar neler arkadaşlar? Normalde pozitif olarak söyleyelim. 1 böler, 2 böler, 4 böler, 8 böler. Fakat biz negatiflerini almamız gerekiyor. Negatifleri almamız gerektiği için -1, -2, -4, -8 almamız lazım. Bunların hepsini kullanmanıza gerek yok. En büyüğü en küçüğüne bakalım. M'ye -1 verelim, -8 verelim. Aradakileri vermemize gerek yok. M -1 iken N -24 oluyor. K -40 oluyor. Bunların toplamı da bakın 3'ü de negatif olduğu için
toplayıp başına eksi attığımızda eksi 67 oluyor. Peki eksi 8 olduğu zaman n eksi 3 oluyor, k da eksi 5 oluyor. Toplamları gördüğünüz gibi eksi 16 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bana en çok kaçtır dediği için de eksi 16 eksi 67'den daha büyük olduğu için cevap eksi 16 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Yorum sorularımıza devam ediyoruz sayı kümeleriyle ilgili. Bakın bu da bir rakamla ilgili bir soru. A, B ve C birer rakamdır diyor. Dikkat edin, birbirinden farklı dememiş. Buna göre 3A eksi 2 B artı 5C işleminin sonucu en çok kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın burada toplama çıkarma var. Bunun sonucunun en çok olması için topladıklarımızın mümkün olduğu kadar büyük, çıkardığımız da mümkün olduğu kadar küçük olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorsunuz hocam? A'nın büyük, C'nin büyük, B'nin de küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Peki A ve C en büyük değerler verelim. En büyük rakamımız ne? 9. Peki birine 9, birine 8 mi vereceğiz? Hayır, birbirinden farklı demediği için her ikisine de 9 verebiliriz. Peki birbirinden farklı deseydi hocam, o zaman bakın 5 ile çarptığımızda büyük olanı, 3 ile çarptığımızda küçük olanı verirdik. 8'i verirdik, C'ye 9 verirdik. B'yi de en küçük vereceğimiz için, en küçük rakamda 0 olduğu için buraya 0 yazıyoruz. Yani 27 eksi 0 artı 45'ten de bunların toplamı 72 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi size yeni bir soru. A ve B pozitif tam sayılardır. 4 artı 3 5'tir 48 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Arkadaşlar Hilmi Hoca'dan, Saniye Hoca'sından bazı kısaltmalar var meşhur. Onlarda ilkini bu soruda kullanacağız. Birazdan bekleyin. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Biz normalde burada A'ya değer vererek başlarız. A'yı en az kaç verebiliriz? Bakın pozitif tam sayı dediği zaman A'ya en az kaç verelim? Diyelim 1 verdik. Olmadı. Niye olmadı? 4 kere 1, 4. 48'den 4 çıktı. 44. 3'ün katı değil. 2 verelim. Olmadı. 4 kere 2, 8. 48'den 8 çıktı. 43'ün katı değil. 3 verelim. 4 kere 3, 12. 48'den 12 çıktı. 36. O zaman B 12. Oldu. İyi de hocam, böyle gidecek miyiz? Sırayla tek tek deneyecek miyiz? Tabii ki de hayır. Arkadaşlar şimdi size Hilmi Hoca'dan bir metot. Nedir o metodumuzun ismi? APH. APH metodu nedir? Artistico Patinaggio Hareketo metodu arkadaşlar. Artistico Patinaggio Hareketo metodu geliyor. Neymiş o? İki şey anlatacağım burada. Bir, biz burada arkadaşlar A'ya ve B'ye değerler verirken ilk değerleri bulduktan sonra işimiz kolay aslında. Nedir o kolaylık? Bu A'yı biz B'nin kat sayısı kadar artırırken B'yi de A'nın kat sayısı kadar azaltacağız. Pratik yol bu. Tek tek denemenize gerek yok. İlk ikiliyi bulduktan sonra artistico patinaggio hareketi olarak A'yı B'nin kat sayısı kadar artıracağız, B'yi azaltacağız. Yani ne olmuş olacak arkadaşlar? A'yı bakın 3 artıracağız 6, 4 azaltacağız 8, 3 artıracağız 9, 4 azaltacağız 4, 3 artıracağız 12, 4 azaltacağız 0. Oldu mu 0? Olmadı. Niye? Pozitif tam sayı diyordu. Dolayısıyla A'nın alabileceği kaç değer varmış? 1, 2, 3 tane değer varmış arkadaşlar. Bu soruda kullanabileceğimiz bir pratik teknik daha söyleyeceğim size. Fakat her soruda olmaz o. Bu soruda kullanımını da gösterelim. Yalnız demin anlattığım metot her soruda olur. İlk ikiliyi bulduktan sonra çaprazlama artırıp azaltıyoruz. Şimdi ikinci oluşu. Şimdi arkadaşlar bana A ile ilgili sorular sorduğu için ben şuna bakacağım. Bakın B burada, burası şurası yani. 3B dedik, 3'ün katı. Burası da 3'ün katı. 48. O zaman arkadaşlar burası da 3'ün katı olması lazım. Yani A'ya direkt 3'ün katı olan sayılar vermeniz lazım. Pozitif tam sayı dediği için 3 ile başlarız. Tam sayı deseydi ya da pardon doğal sayı deseydi 0 da verebilirdik. 0 doğal sayıdır ve 3'ün katıdır. Kaç katıdır? 0 katıdır. Yani doğal sayı deseydi 3'ün katı olarak A'ya 0'dan başlardık. Bu sefer 3'ten başlıyoruz. 3'ün katlarını veriyoruz. Tabi 48'i geçmememiz lazım. 4 kere 12 48 yaptı. Fakat bu şekilde B 0 olduğu için bunu da almamış oluyoruz. A'nın 3 tane değeri olduğunu bu şekilde de bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Saniyenin hocası deme sebebini anladınız mı şimdi arkadaşlar? Saniyeler kazandırmamız gerekiyor. Bu sınav çünkü zaman sınavı. Bu soruda da ilk aklınıza gelen payda eşlemek olur. Doğru. Fakat payda eşlemeyi de farklı bir şekilde söyleyeceğim. Bakın payda da 2 ve 3 var. 2 ve 3'ün en küçük ortak katı 6.
Payda işleme mantığından geliyor. Biz bütün ifadeyi 6 ile genişleterek yazalım. 6 ile genişletmek demek ne demek? 6 ile x bölü 2'yi çarparsak 6x bölü 2'den 3x, 6y bölü 3'ten 2y artı 6z eşittir 48 oluyor. Şimdi bana diyor ki x'in en büyük değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakın burada toplamın sonucu belli. X'in en büyük değeri için y ve z'nin en küçük değer alması lazım. O zaman verelim en küçük değer. 0'a 0 verelim. Olmaz. Pozitif tam sayı diyor. Peki birebir verebilir miyiz? Birbirinden farklı demiş mi dememiş mi ona bakıyoruz. Dememiş. O zaman birebir verebiliriz normalde. Fakat deneyelim bakın birebir verdiğimiz zaman 6 kere 1 6, 2 kere 1 2 8 yaptı. 48'den 8 çıktı. 40 3'ün katı değil. O zaman ne yapacağız? Değiştireceğiz. Z 1 olarak kalacak. Bunu değiştirelim. 6 kere 1 6, 2 kere 2 4. 48'den 4 çıktı. Özür dilerim. 10 çıktı. 38. 38'de 3'ün katı değil yine olmadı. Yani 2 2'yi deneyebilirsiniz ya da 1 3'ü de deneyebilirsiniz. Yani buradaki amacımız bizim 2y artı 6z'nin küçük olmasını istiyoruz. Buna 3 verdiğimiz zaman 6 kere 1 6. 2 kere 3 6 toplarsak 12 yaptı. 48'den 12 çıktı. 36. O zaman x bu durumda 12 olmuş olur sevgili arkadaşlar. 2'ye 2 deneseydik 2 kere 6 12 4 daha 16 48'den 16 çıktı 32 bakın olmuyor. Yani burada y ve z'ye z'nin katsayısı 6 olduğu için mümkün olduğu kadar küçük tutarak değerler vererek ilerlemiş olduk sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda yeni nesil soru tipinden dediğimiz sınavda da çıkmış bakın kolay zor değil fakat biraz hızlı olmanız istenen bir soru. Aşağıdaki şekilde verilen her bir altıgenin köşelerinde bulunan dairelerin içinde yazan tam sayıların toplamı altıgenin içinde bulunan sayıya eşittir. Yani bu 17 köşedeki sayıların toplamına eşit. O zaman toplayalım. Bakın eksi 1 var, 5 var, topladık 4 etti. Bu 4'ü topladık 8, 3'ü topladık 11, bir de 2 tane A var arkadaşlar. Yani 11 ile 2 tane A toplanmış 17 yapmış. O zaman 11 öbür tarafı eksi 11 olarak atarsak 17'den 11 çıktı 6. Her tarafı 2'ye bölersek 3 olmuş olur. A'yı bulduk. Şimdi sarı altıgene gelelim. Sarı altıgende de bakın A'yı 3 bulduk. 3 artı 5 8 artı 7 15 3 çıktı 12. 12 artı 2B 10'muş sevgili arkadaşlar. 12'yi sağ tarafa attığımızda 10'dan 12 çıkarttığımızda eksi 2. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de B'yi eksi 1 bulmuş oluruz. B'yi de bulduk sevgili arkadaşlar. Sıra geldi 3. altıgenimize. B eksi 1 bulmuştuk. Toplayalım. Eksi 1, 2 daha 1. 7 daha 8. 8 A'yı da arkadaşlar 3 bulmuştuk. 8, 3 daha 11. 11 ile 2C'nin toplamı da 21'i veriyor. 2C bu durumda 10, C bu durumda 5 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bunların toplamı soruluyor. 3 eksi 1 artı 5'ten 3 ile 5'i topla 8. 1 çıktı 7 olarak soruyu çözmüş oluruz sevgili arkadaşlar. 4 işlemli gibi soru. 4 işlemli gibi bir tane mutlaka soru geldi söylemiştim videonun başında. Biraz da böyle sezi sorular oluyor, görme sorular oluyor. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız bu semboller bu 4 işlemi ifade ediyor. Her biri birer tanesini ifade etmiş oluyor. Şu işlemlerden hangisinin artı, hangisinin eksi, hangisinin bölü, hangisinin çarpı olduğunu anlamaya çalışacağız. Birinciden bakalım. 2'yi nasıl elde edebiliriz? 12, 4 ve 8'i kullanarak. Bakın burası artı olursa 12 artı 4 16 olur. Burası da bölü olursa 16 bölü 8'den 2 olur. Yani yeşil sembolümüz toplamı ifade ediyor. Üçgen yani mavi sembolümüz de bölmeyi ifade ediyor arkadaşlar. Alt tarafa gelelim. Eksi 3 ile ne yaparsak eksi 21 elde ederiz. 7'yi çarparsak değil mi? O zaman burası eksi, burası da çarpı olmuş oluyor. Yani şurası eksi, şurası da çarpı olmuş oluyor. Şimdi gelelim işlemleri yapmaya. 18 artı 6, 24. Bölü. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman arkadaş içeride bakın çarpma var, çıkarma var. Önce hangisini yapıyorduk? Çarpmayı yapıyorduk. Yani 3 kere 5, 15. 15'ten 7 çıktı 8. 24 bölü 8'de 3 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kutucuklu bir soruyla karşı karşıyayız. İşte 4 işlemden soru çıkıyor dedim. Soru tipi bu. 2018 TYT'den beri her sınavda böyle kutucuklu 4 işlemli soru mutlaka geldi. Kesin gelebilecek soru tiplerinden demek istiyorum arkadaşlar.
yine sezi olan, görme olan bir soru tipi. A kümesi 1, 2, 3, 6, 10 kümesinin elemanlarından 4 tane seçilip bu elemanları her biri farklı kutuya gelecek şekilde aşağıda yerlerini yazıldığında eşitliği sağlanıyor. Bakın burada 5 tane var ama 4 tane kutu var. Yani bir tanesi alınmayacak. Bana da onu soruyor. Seçilmeyen elemanı soruyor. Tabi burada görme sorusu ama bazı inceliklerde var. Mesela 5'i bir şeye böleceğiz. 5'i bir şeye böldüğümüz zaman tam sayı çıkacak. Yani bu kümede 5 hangisine bölebiliriz? 1'e bölebiliriz. Dolayısıyla bunun 1 olması kesin. 5 bölü 1, 5 yaptı. Şunu da kullanmış olduk arkadaşlar. 5 ile bir şeyi toplayacağım. Topladığım şey diğerlerinin farkı olacak. Şöyle düşünelim. Mesela 2 olabilir mi? 5 ile 2'yi toplarsak 7 elde ederiz. 7'yi başka 2 elemandan elde edebiliyor muyuz çıkartma olarak? Elde edebiliyoruz. 10 eksi 3 de bize 7'yi vermiş oluyor. Dolayısıyla 1'i, 2'yi, 10'u, 3'ü kullanmış olduk. Neyi kullanmadık arkadaşlar? 6'yı kullanmamış olduk sevgili arkadaşlar. Kesin bir tane çıkan soru tipi çözmüş olduk. Son iki sorumuz. Bu soru tipi de biraz işlem isteyen, arkadaşlar bazı böyle temel incelik isteyen bir soru tipi. Dikkatli olalım. A doğal sayı, B tam sayıdır. Olduğuna göre A kaç farklı değer alır? Şimdi arkadaşlar bu soru tipi şöyle olsaydı bakın. Bir taşla iki kuş vuralım. Soru üzerinde şöyle anlatalım. Bu soru tipi şöyle olsaydı işimiz çok kolaydı. Neden? Ben bunu ayırırdım. Şöyle ayırırdım. 2B bölü B yani 2 eksi 18 bölü B diye ayırabiliyoruz. Yani biz rasyonel sayılarda nasıl ki A bölü B ile C bölü B'yi topladığımızda A artı C bölü B yapıyor. Tersten de A artı C bölü B'yi A bölü B artı C bölü B diye ayırabiliyoruz. Eğer alt tarafta B olsa işimiz çok kolay olurdu. Şimdi siliyorum bunu. Çünkü maalesef alt tarafta sadece B yok. Arkadaşlar o zaman şöyle yapıyoruz. A eşittir. Alt taraftaki B eksi 3'ü yazıyoruz. Yukarıda 2B olduğu için B eksi 3'ün 2 katını yazıyorum bakın. 2B eksi 6 eksi 18'i sağlamak için de bunun yanına eksi 12 eklemiş oluyorum. Yani 2B olduğu için alt tarafın 2 katını yazıyorum. Eksi 18'i sağlamak için eksi 12 yapıyorum. Şimdi biraz önceki ayırma operasyonumu şu anda yapabiliyorum bakın. Şöyle ayırabiliyorum. Burası 2 yapıyor. Eksi 12 bölü B eksi 3 yapıyor. Şimdi gelelim. Bunun sonucu A'ymış bakın unutmayın. Hatta şu neyse yazmamıza gerek yok tekrar. A kaç farklı değer alıyor diyor. Buradaki espri şu. B eksi 3'ün 12'yi tam bölmesi lazım ki 2'den 12'yi çıkarttığımız zaman buranın sonucun bir doğal sayı çıkması gerekiyor. Bakın burada ben B eksi 3'e değerler veriyorum. Dikkat edin B'ye değil. 12'yi neler böler? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 12 böler. Başka ne böler 12'yi? Bakın B tam sayı dediği için eksiler de var. Eksi 1 böler, eksi 2 böler, eksi 3 böler, eksi 4 böler, eksi 6 ve eksi 12 böler. Arkadaşlar bakın B eksi 3 sayısı 12 tane değer alabiliyor. Buradan her birinden bir B değeri bulabilirsiniz. B'yi tek tek bulmamıza gerek yok. B'yi zaten ne olduğunu da sormuyor. Kaç tane dese de B'ye değer vermenize gerek yok. B'ye değer vermeye çalışırsa işiniz zor olur. B eksi 3'e değer verdik. Yalnız bir şeye dikkat etmemiz lazım. Tamam B eksi 3 12 tane değer alıyor ama sonuç bir doğal sayı çıkması gerek. O zaman bunların hepsi sağlamaz. Bakın arkadaşlar bu eksilerin hepsi bizim işimizi sağlar. Neden? Bunların başında eksi var ya. Mesela 12 bölü eksi 1 eksi 12 başında eksi var. Artı 12 oluyor. Başındaki eksiyle beraber artı olacağı için A kesinlikle doğal sayı çıkıyor. Dolayısıyla B eksi 3'ün alacağı negatif değerlerin hepsi için A doğal sayı çıkıyor. Peki 12 olur mu? 12 bölü 12 bakalım. 1, 2'den 1 çıktı 1 olur. 6 olur mu? 12 bölü 6, 2, 2'den 2 çıktı 0 olur. Bakın 1, 2, 3, 4 olmaz. 4'ü deneyelim. 12 bölü 4, 3, 2'den 3 çıktı eksi 1. Sonuç doğal sayı değil. Dolayısıyla kaç tane A değeri oluyormuş? 8 tane A değeri oluyormuş sevgili arkadaşlar. Son sorumuz bu da. Güzel, basit ama gururlu bir soru, dikkat isteyen bir soru. A ve B birbirinden farklı doğal sayılardır diyor. B kaç farklı değer alır diyor sevgili arkadaşlar. O zaman ben B'ye nasıl değerler vermem lazım? 8'i bölen değerler vermem lazım ve doğal sayı olması lazım. Ne böler 8'i? 1, 2, 4, 8. Oh ne güzel 4 tane diyebiliyor muyuz? Hayır tabii ki de çünkü
Ayı da kontrol etmemiz lazım. Hem doğal seçik çıkması gerekiyor hem de birbirinden farklı olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar B1 iken 8 bölü 1 8, A-2 çıkıyor. B2 iken 8 bölü 2 yani A-2 çıktığı için negatif olduğu için doğal sayı olmadığı için B'yi 1 olarak alamıyoruz. B2 iken 8 bölü 2 4, neyi toplarsam 6 olur 2 olur mu? Olur hocam demeyin, birbirinden farklı diyor. B2 iken A'daki çıktığı için olmaz. B4 iken 8 bölü 4 2, 4 ile toplarsam 6 olur. Yine aynı çıktı, olmaz. B8 iken A5 oluyor. Sadece 8 olabiliyor. Yani bir tane değer almış oluyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar temel kavramlar bir videomuzu çektik. Biliyorsunuz ki temel kavramlardan iki videomuz daha var. Bir sonraki videomuzda da pozitif negatif sayılar, tek çift sayılar, asal sayılar olarak çalışma yapacağız. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Fakat kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü sene sonuna kadar bir dershane edasıyla sizlere YKS'yi hazırlayacağım. Beni günü gününe, saati saatine takip edin. Ne dersem onu yapın arkadaşlar ve sizleri sınav hazır olarak götürmüş olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.